Çok iyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. Biraz yoğun, biraz kalabalık ama neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor falan? Keyfimiz yerinde çok şükür. Eşimin bir tane organizasyonu vardı, ona katıldım. Gayet keyifli, bütün uzun zamandır görmediğim dostlarımı görmüştüm. Bir tık. Gördüm, ondan dolayı çok keyifliyim. Evimize dönüyoruz. Eyvallah, hoş geldiniz. İspanya'daydınız. İspanya'daydım. Orada nasıl geçti? Neler gayet yaptı? Güzel. Can Yaman da oradaydı. Havaalanında bir izdiham oldu. Bununla ilgili çok yorumlar yapıldı. Uh-huh. Kıvanç Bey İspanya'daydı ama Can Yaman'ın kalabalığı... Bir daha söyler misin? Sikecek bela. Can Yaman da siz de aynı zamanda İstanbul'daydı. Evet. İspanya'daydı. Onu havaalanında büyük bir yoğunluk karşıladı. Evet. PR olduğu söylenildi. Evet. Sizin orada olduğunuz ama böyle bir kalabalığın neden olmadığı diye yorumlar yapıldı. Çok anladım. Kıyaslandınız. Anladım. Benimle ilgili bir sorun var mı kardeşim? Can Yaman'da bir açıklama yaptı. Benimle ilgili bir sorunuz var mı? Benimle ilgili bir sorunuz var mı? Can Yaman'da bir açıklama yaptı. Benimle ilgili bir sorunuz var mı? Ne düşünüyorsun? Ben ne diyecek? Hangi soru abi işte. Duydun mu? Ne düşünüyorsunuz? Abi sikim düşünmüyor adam işte ya. Sikinde değil adamı ya. Niye şey yapıyorsunuz abi? Darlıyorsunuz. Gına gelmiş adam abi. Beni iyi biliyorsunuz. İyi bildiğinizi düşünüyorum. Şu zamana kadar kendim dışında gelişen herhangi bir olaya yorum yapmadım. Yine yapmıyorum. Başka evet. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz herhangi bir soru varsa olarak, yardımcı olurum. Peki son olarak efendim, şu an eşinizin etkinlik yaptığı mekan da Can Yaman'ın mekanı olarak adlandırılıyor. Sürekli kendisi burada takılıyor. Vallahi siz gelmeden çok kısa süre önce buradaydı. Olur değil şu an. Siz geldiğiniz zaman kendisi mekandan ayrıldı. Dostum, hani bizim bu bir tane arkadaşımız var, Luka'nın sahibi Cem Bey. Bu mekanın onun gerçek için... sahibi geldi anlamına gelir mi? Ya estağfurullah beyler, yapmayın lütfen. Burada bak, olmasını ister miydiniz? Bir şey söyleyeceğim. Yani bir şey söyleyeceğim. Burada olmasını ister miydiniz de abi? Konuşmuyorum lütfen, rica ediyorum. Saygı duymanızı istiyorum. Deşsen de konuş. Sana yemin ederim muhabirlerin hepsi Twitch chat'i. Oğlum drama. Twitter ve Twitch chat'i abi. Başka hiçbir şey değil. Ne düşünüyorsun? Ya Kıvanç abi de dedi yani. 17-18 sene olmuş. Deşsen de konuşmam. Hiçbir zaman da konuşmam. Çünkü neden? Hayır. Müsaade ederseniz. Çünkü neden? Kanka. Hiçbir zaman konuşmadım. Lütfen. Rica ediyorum. İşimle ilgili. Bundan sonraki gelecek projelerimle ilgili. Sorular sorarsanız beni mutlu edersiniz. O zaman size açık yüreklilikle cevap veririm. Peki o zaman sevgiler. Son bir soru. Buyurun. İşimle ilgili soru. Yayınlanacak yeni bir dizi imza attığınız konuşuldu. Haberi çıkmadı ama ben duydum bunu. Haberi çıkmamış olabilir. Netflix. Daha başka projeler var. Varmış. Yani belki bu sene tiyatroda yapabiliriz. Yani tiyatro. Mesela. Onun gibi bir şey. Peki başarı sizce nedir? Başarı sizce nedir? Popülerlik başarı. Tiyatro sevini var da yani. Ne oğlum? Ben bir Netflix dizisinde görmek istiyorum yani Kıvanç Tatlıtuğ'u. İyi oyuncu abi. İyi oyunculuğun geçtim. Çok yakışıklı falan diye. Kalbim pıt pıt falan. Yok harbiden iyi oyuncu ya. Bayağı iyi oyuncu yani. Ben seviyorum Kıvanç Tatlıtuğ'u. Çağatay Ulusoy yaptı amına koyayım şey. Neydi? Muhafız. Yapıştırsın abi bir tane. Beren Saat de yaptı. Netflix'te. Evet. Ney? Cadı mı? Witch mi? Öyle bir şey. Yeni mi çıktı? Hı. İzleyeyim onu. Beren Saat'i de severiz. Bu saatte sorulacak sorular değil. Sevgiler. Tiyatrodan bahsettik. Devamını getirelim lütfen. Nasıl bir oyunla geliyorsunuz? Çünkü son dönemde... Atiye diyorlar kanka. Yani Atiye'dir. De Witch. Nasıl yani? Beren Saat mi Atiye mi amına koyayım? Hayır. Dizinin adı Atiye olabilir. Ha adı Atiye. Bilmiyorum onu. Ben şeyci olan Atiye sandım. Ne şarkıcı Atiye? Evet dansçı. Yok. Dansçı ne şarkıcı. Oyuncuların tiyatroya olan bakış açısı da değişti. Ondan arkadaşlar güzel. Sokakta gördüğünüz her dakika röportaj yapıyorum ben sizinle. Lütfen yapmayın böyle ya. Sevgiler, öpüyorum sizi. Lütfen rica ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Şunu gör. Kanka onlar deli para kazanıyor var ya. Harbi mi diyorsun? O gülün tanesini 10 liraya satıyorlar. 10 mu? Sana yemin ederim bedavaya topluyor adam. Ne 10'u oğlum? Ben gül aldım 25 lira tanesi. Daha tanesi? 25 lira. Kadından aldın. Evet. Kadın öyle kanka ama erkek hani şey yapıyor gene vicdan yapıyor. Onu şeyden aldın değil mi? Böyle şeyler Kadıköy, var ya. Kadıköy sahilden.
Çingeneler mingeneler. Evet. 10 lira abartma mı? Adam 25'e almış amına koyayım. 10 liraya mı abartma diyorsun? Ben ucuzunu söyledim gene. Yan sanayi gül söyledim yani. 10 lira yine iyi, harbiden iyi. 27 Aralık'ta çıkacakmış daha Atiye kanka. Ama şeyi çıktı, fragmanı çıktı. Hemen bakalım.